Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Oyunumuzun yeni serisi 2023 versiyonu tam sürümüyle piyasaya sunuldu. Ve Galatasaray kariyerimiz ile Hedef Avrupa amacıyla başlığı altında yepyeni bir maceraya an itibariyle atılıyoruz. Şimdi kariyerimizin genel amaçlarından ve planlamasından bahsedecek olursam 5 senelik bir kariyer olacak arkadaşlar. Bir challenge gibi düşünebilirsiniz. Bu 5 sene sonunda hedefimiz Avrupa'nın ilk 10 takımı arasına girmek olacak. Yani çok uçuk kaçık hedefler vermek istemiyorum. Onun sebebine birazdan değinirim. Hani Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız, birinci sıraya çıkacağız. Onun açıklamasını da birazdan yaparız. Bu 5 sene sonunda bu kariyeri tamamladığımız zaman ise ikinci challenge'ımızda işsiz kariyer yapacağız. O işsiz kariyerin sonunda da Galatasaray teknik direktörü olmayı amaçlayacağız ve şampiyon olmayı amaçlayacağız arkadaşlar. Şimdi bu kariyerimize nasıl başlayacağız? Her zaman biliyorsunuz ben ilk sezonları oynarken herhangi bir transfer yapmıyorum. Mevcut kadroyu kullanıyorum. Hatta teknik ekibe de herhangi bir takviye yapmıyorum ki mevcut durumu belki daha iyi analiz edebiliriz diye. Şimdi ben hazırlık karşılaşmalarını oynadım. Bir bakacağız. Takımın genel durumuna bakacağız. Bu arada parantezi açalım. Beta sürümündeki Galatasaray profilleriyle aynı profiller sunulmuş durumda karşımızda. Zaten bir değişiklik açıkçası beklemiyordum. Sadece Fenerbahçe özelinde bazı değişiklikler var. Arda Güler ve Crespo'nun profillerinde biraz düşüş olurken Batshuayi mesela bitiriciliği artırılmış arkadaşlar diyebiliriz. Birazdan genel yine profilleri tek tek şöyle bir analizini yaparız ama kulübün genel şöyle durumuna baktığımız zaman arkadaşlar itibar 3,5 yıldızla, antrenman tesisleri 2 yıldız, altyapı tesisleri 2 yıldız. Yani antrenman ve altyapı olarak gerçekten bitik durumdayız. Birazdan da Dursun Başkan'a bir gidip konuşma yapacağız. İstekte bulunacağız. Mali olarak mali duruma baktığımızda gençler transfer bütçemiz 0, maaş bütçemiz ise 0. İkisi de 0'a 0. Oyunun bence en büyük sıkıntılı yerlerinden biri maaş konusu. Mesela Mata'nın maaşı 3,16 milyon euro gözüküyor ama bildiğim kadarıyla 1,8 milyon euro kazanıyor Mata. Bu güncellemeye kadar da düzeltilebilecek bir durum değil açıkçası. Editör olmadığından ben de müdahale etmiyorum. Yani günahıyla sevabıyla başlıyoruz diyebilirim oyuna. Artı kısımlarına gelirsek ben hazırlık kamplarını oynadım. Artı kısımları yapay zeka gelişmiş arkadaşlar. Maç motorunda gelişim var. Bunlar güzel kısımlar. Oyun zor. Aslında oyun size şunu itiyor. Biz ne izliyoruz maç izlerken işte kritik anları, geniş özetleri falan. Oyun diyor ki sana tüm maçı izle, analiz at, analiz yap ve dokunuşlarını yap diyor ama böyle bir fırsatımız da yok. Aslında bana kalırsa doğrusu o tüm maçı izleyip analiz yapmak. Çünkü ben hazırlık maçlarındaki çok iyi bir hazırlık kampı da geçirmedim. Çok zorlandım. Birazdan bakacağız sonuçlara. Hazırlık maçlarında gol attıktan iyi oynarken rakibin değişikliklerini, müdahalelerini gördüm ekranda, maç ekranından ve gerçekten de etkili değişiklikler yapabiliyorlar. Biz tabii genel hatlarıyla kritik anları izleyerek elimizden gelen değişiklikleri, dokunuşları yapacağız. Evet, şimdi ilk önce şöyle bir hazırlık kampımıza gidelim diyeceğim ama bir kadroya bir göz atalım arkadaşlar. Bir kadroya göz atalım. Benim as 11'im, birazdan ilk maçına çıkacağız ama as 11'imden başlayalım. Kalede ben Okan Koç'u oynatacağım. Neden Okan Koç'u oynatacağım? Aslına bakarsanız tamamıyla yabancı sınırlaması diyebilirim. Sol taraf, ya gerçi bu maç özelinde Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakçı ilk maçta 3 yabancı kontenjanını zaten dolduruyorlar ama ben Okan'ın kaleye biraz alışmasını istiyorum açıkçası. Okan sezonun genelinde kalemizde olacak arkadaşlar. Raşisa'yı da yavaş yavaş ilk 11'e monte etmeyi düşünüyorum. Hazırlık maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle bu karşılaşmada oynayamayacak. Hazırlık maçında, hazırlık kampında 3 tane sakatımız oldu. Icardi, Sergio Oliveira hala sakat arkadaşlar. Sergio Oliveira 4 günlük bir süreç var ve Raşisa o geri döndü ama hala kondisyonda sıkıntı var. Patrick Van Aanholt'u kadroya dahil etmedik. Ross'u kadroya dahil ettik. Evet, Okan Koç'un profiline baktığımız zaman kötü bir kaleci değil arkadaşlar. Çok üst düzey bir kaleci değil ama Türkiye Ligi için yeterli olabileceğini düşünüyorum Okan Koç'un. Yani refleks 10-15, elle kontrol 13, ani çıkış 12, birebir 15 kötü özellikler değil. Yine de kritik maçlarda arkadaşlar bir şekilde Muslera'yı kullanabiliriz. Evet, sağ tarafın ismi belli zaten. Sasha Boy. Beta'daki profille aynı profil. Bana kalırsa bir haksızlık yapılmış ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi biraz önce günahıyla sevabıyla bu oyuna başlıyoruz. Geliştirmeye çalışacağız. Antrenman programlarını ayarladım ve antrenman programlarında artısını yavaş yavaş profil görmeye başlamış durumda. Fiziksel, zihinsel ve teknik anlamda çok daha iyi bir profile getirmemiz lazım. Sasha Boy'u. Bir diğer isim savunmada tabii vazgeçilmez isim Victor Nelson olacak arkadaşlar. Allah ona sakatlık vermesin diyelim. Çünkü savunma rotasyonu ciddi sıkıntı kadroda. Bunun altını çizelim. Yani Nelson çıktıktan sonra o bölgede oynatacağım oyuncular. Ben Metehan ya da Ross olacak. Emin Bayram'ı kullanmayacağım arkadaşlar.
arkadaşlar. Ben Emin Bayram'ı çok tutmuyorum. Real gerçek hayatın etkisini de açıkçası oyuna bir şekilde entegre ediyorum elimde olmadan. Ben Metehan'ı kullanmayı düşünüyorum stoperde ağırlıklı olarak. Evet, diğer isim Abdülkerim Bardakçı, Türk statüsünden dolayı mecburen ilk 11'de başlayacak. Şöyle kafamda bir plan da var arkadaşlar. Abdülkerim Bardakçı'yı bazı maçlarda sol beki atarak Ross'u stoper olarak kullanabilirim. Ross Nelson ikilisini stoper olarak kullanabilirim. Sezon genelinde onu bakacağız. Profil zaten çok iyi değil. Yani aslına bakarsanız Galatasaray çapında bir takım için yedek stoper profili diyebiliriz Abdülkerim Bardakçı profiline. Bir diğer isim sol bekte Lua Dubois'u kullanacağız arkadaşlar. Ne yazık ki sol bekteki yetersizlik sebebiyle ters ayakla oynayarak oynatacağız Dubois'u orada. Bakalım nasıl bir performans verecek, göreceğiz. Bence çok iyi bir profilde değil. Özellikle fiziksel anlamda sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden Abdülkerim'i belki sol beke devşirebiliriz kariyerimizin önümüzdeki zaman diliminde. Dubois'dan sonra orta sahada bu maç özelinde mecburen Mitsö ile başlayacağım. Çünkü arkadaşlar Sergio Oliveira sakat. Mitsö teknik özellikleri 2022'ye göre düşmüş durumda. Ama zihinsel ve fiziksel olarak iyi bir rotasyon oyuncusu olacağını düşünüyorum ben Mitsö'nün. Yani orta sahada iki önlü orta saha, savaşçı orta saha olarak kullanabileceğimiz bir oyuncu Mitsö. Zihinsel ve fiziksel gücü dolayısıyla. Bir diğer isim Luca Torreira tabii ki orta sahanın vazgeçilmezi olacak. Açıkçası müdahali de yok. Müdahali Berkan arkadaşlar. Yediği Berkan. Yani inanılmaz bir uçurum var kadro planlamasında Galatasaray'da. Gerçekten zor bir sezon bizi bekliyor. Bunun altını çizelim. Teknik, zihinsel ve fiziksel anlamda bence gayet iyi bir profil. Lucas Torreira takımımızın en önemli hamlelerinden, en önemli oyuncularından biri olacaktır sezon performansıyla. İleri hatta baktığımız zaman Yunus Akgün'le başlayacağım. Ben ondan çok umutluyum arkadaşlar. Profil de fena değil. Yani patlamaya hazır bomba gibi. Evet, günümüzde çok iyi başlayamadı Galatasaray sezonuna. Adana Demirspor'daki performansı yok ama şu profille Yunus'la iyi noktalara gelebileceğimizi düşünüyorum. Hatta 5 sezonluk kariyer planlamamızın bence en çok gelişim gösteren ve en çok katkı verecek oyuncularının başında gelecektir Yunus Akgün Türk pasaportu ile. Orta sahada ise, ofansif orta sahada Dries Mertens'i oynatacağız. Burada Mertens ve Mata rotasyonunu sokacağız arkadaşlar. İkisini aynı anda oynatmak biraz lüks geliyor. Çünkü ikisinin de fiziksel özellikleri zayıf olduğu için orta sahada bayağı bir geçişken takım oluruz. Mertens, Mata'yı 10 numara, yani ofansif orta saha merkezde rotasyona sokacağız sezon genelinde. Sol tarafta Kerem Aktürkoğlu ile başlayacağız. Orada Kerem Aktürkoğlu, biraz önce bahsettiğim olay. Raşisa geri geldiğinde Raşisa'yı sağ tarafa atıp Kerem'i sol tarafa, Yunus'u sol tarafa atabilirim. Ya da Yunus'u rotasyon çekip yine Kerem'i 11'de oynatabilirim arkadaşlar. Kötü bir profil değil ama 2022'ye göre düşüş gösteren bir profil. Kerem Aktürkoğlu'nun profili dostlar. Aynı profili sürmüşler, beta'daki profili. Kendisiyle bu arada ilgilenenler var. Kerem Aktürkoğlu'nu Leeds, Southampton, Olympic Lyon, Köln, Stuttgart ve Augsburg istiyor ama şu an kendisini satma gibi bir düşüncemiz yok. Forvet'te ise bu maçta Icardi'nin sakatlıktan yeni dönmüş olması ve maç kondisyonu düşük olması sebebiyle ligin ilk maçında Seferovic ile başlayacağız arkadaşlar. Hazırlık karşılaşmalarında 6 karşılaşmada oynadı. 3 ilk 11, 2 gol atmayı başardı. Bence rotasyon forvet oyuncusu için iyi bir profil. Gerçekten etkili bir profil diyelim. Özellikle fiziksel anlamdaki gücü bize fayda sağlayacaktır. İç saha maçlarında çok daha etkili olabilir. Yeri gelecek maçların son dakikalarında ya da maç planımıza göre çift forvet'te Seferovic, Icardi'de yapabiliriz. Evet, yedeklerde bu karşılaşmada ne yazık ki Fernando Muslera ile başlayacağım. Refleks 15, elle kontrol 16 ama dediğim gibi arkadaşlar Okan'ın tek amacı maç kondisyonunu arttırmak ve Raşisa'yı monte ettiğimde yabancı sıkıntısını yaşamamak kadroya. Yani Muslera'yı zor maçlarda yine de oynatacağız. Bir şekilde oynatacağız. O vazgeçilmezi olacak takımımızın. Evet, bir diğer isme bakalım arkadaşlar. Gomis, yani kötü fiziksel özellikler, hız hızlanma kötü ama teknik ve zihinsel anlamda da bir o kadar güçlü bir profil. Yani 3. forvetimiz, takımımızın 3. forveti. Belki Türkiye Kupası maçlarında oynayabilir ya da sakatlıklara göre. Mesela bugün Icardi maç kondisyonu eksik, hafif bir sakatlık yaşadı. İlk başlayacağımız maçta, ligin ilk maçında Seferovic'in yaşayacağı bir sakatlıkta Gomis'i kullanabiliriz. Bir büyük takımın 3 forveti olmalı. Icardi deneyecek bir şey yok. Gerçekten takımımızın gol yükünü çekmesini bekliyoruz. Gayet iyi bir profil. Bitiricilik 18, kafa vuruşu 17, teknik 14, topsuz alan 17, ön sezi 15, soğukkanlılık 17. Fiziksel olarak da gayet yeterli. Yani Icardi ile şu profille en azından Türkiye Süper Ligi'nde şöyle 25-30 gol bandında bir performans
Bekliyoruz, bekliyoruz. Ama ilk maçta oynayamayacak. Dediğim gibi maç kondisyonu yeterli değil. Sakatlıktan yeni döndü. Yusuf Demir. Evet, Yusuf Demir'de gelişimini beklediğimiz, biraz önce Yunus için dediğim şeyler Yusuf için de geçerli arkadaşlar aslında. Yunus'una demiştik, 5 sezonluk kariyer hikayemizde en çok beklentide olduğum oyuncuların başında geliyor. Yusuf Demir için de aynı şeyleri söylemek mümkün. Gerçekten yaşına göre iyi bir profili var arkadaşlar Yusuf Demir'in. Gelişimine bakacağız. Mertens, Mata yaşları geldi zaten. Önümüzdeki sezon muhtemelen kadroda olmalarını düşünmüyorum, planlamıyorum tabii performanslarına bağlı. Yusuf onların yanında ofansif orta saha merkezde önümüzdeki sezondan itibaren as takım oyuncusu olarak kullanmayı düşünüyorum. Antrenmanı ayarlandı. Hazırlık maçlarında çok iyi bir performans gösteremedi. Sonradan oyuna girdi. 6 karşılaşmada 1 golü var. 6.97 performans puanıyla oynadı Yusuf Demir. Evet, bir diğer isme geçelim. Matias Ross, dediğim gibi bazı maçlarda Abdülkerim'i sol bek yapıp Matias Ross'u Nelson'un yanına monte edeceğim. Kötü bir profil kesinlikle değil. Beni burada en çok sevindiren nokta kararlılık 15. Yani bu profil biraz daha işlenirse iyi bir hale gelebilir arkadaşlar. Çok yeterli mi? Değil. Ama yerin dibine sokulacak da bir profili yok bence. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Matias Ross'un uzun vadede bize fayda sağlayacağını düşünüyorum açıkçası. Bir diğer isim Milot Rashica, o da sakatlık yaşadı, maç kondisyonu çok iyi değil diye ligin ilk maçında yedek olarak başlayacak ama kesinlikle sağ tarafta kullanacağım arkadaşlar. Hakikaten fiziksel olarak çeviklik 16, hızlanma 17, çok etkili özellikler. Evet, zihinsel olarak çok üst düzey değil, teknik olarak çok üst düzey değil ama fiziksel özellikleri, güç halindeki fiziksel özellikleri, bir tam ters ayaklı kanat oyuncusu özellikleri. Benim takdimde önemli bir yer edinecek kendisi. Bakalım, eğer iyi bir performans gösterirse de bonservisini yine almaya çalışırız ama piyasa değeri 16 ile 20 milyon euro arasında değişiyor. Alabilir miyiz? Emin değilim. Maddi durum içler acısı çünkü. Evet, Milot Rashica'dan sonra Juan Mata, veteran orta saha oyuncumuz. Dediğim gibi biraz önce açıklamasını yaptık. Mertens'e rotasyonu sokacağımız bir isim olacak. Maçların son 20 dakikasında kilidi açamadığımız maçlarda Mata'nın kreatifliğini kullanabiliriz. Gerçekten hala muhteşem teknik ve zihinsel özellikler diyebilirim. Açıkçası profil direkt size şunu diyor. Form geçici, klas kalıcıdır. Mata'nın profili için direkt bu yorumu yapabiliriz dostlar. Evet, Mata'dan sonra Barış Alper Yılmaz. Onu da ağırlıklı olarak Türkiye Kupası maçlarında kullanmayı düşünüyorum. Arka direkt bükücü diyoruz biz ona. Gayet yeterli fiziksel özellikler ama bunun yanında gerçekten Galatasaray ilk 11'ine yazamayacağımız teknik özellikleri mevcut arkadaşlar. Kararlılık 16, gelişim gösterebilir. Onun da antrenman programı ayarlandı. Umarım iyi bir rotasyon oyuncusu kazanabiliriz Barış Alper Yılmaz'dan. Çok büyük beklentim yok. Eğer sürpriz yaparsa da artı yazar bizim hanemize. Evet, Barış Alper Yılmaz'dan sonra Berkan Kutlu. Bu arada Berkan Kutlu'da hafif bir artış var mı? Yok. Ondu galiba, tekniği ondu. Berkan'ın biraz profil düzelmiş beta sürümüne göre arkadaşlar. Rotasyon oyuncusu direkt. Yani yapılacak, açıklanacak çok bir şey yok. Direkt rotasyon oyuncusu. Belki Berkan'ı sol beke de devşirebiliriz arkadaşlar önümüzdeki zaman dilimi içerisinde. Ve Metehan, evet ben Metehan'dan umutluyum nedense. Çok harika bir profili yok ama kararlılık 15, gelişebilir diyor. Şu an gelişimine de başladı, antrenman programını ayarladık. Özellikle Türkiye Kupası maçlarının ilk turlarında Metehan'a şans vereceğim arkadaşlar. Ya Emin'den nedense daha çok iyi bir sinerji alıyorum ben Metehan'dan. Gerçek hayatta da böyle. Daha bana güven verebilecek bir oyuncu, daha sağ içinde duruşu olan bir oyuncu Metehan Baltacı. Umarım kariyerimizde başarılı bir hikayesi olur. Evet, Baran var. Sergio Oliveira'ya bakalım arkadaşlar. Sergio Oliveira sakattı. Bu sakatlığı sebebiyle ligin ilk maçında oynayamayacak. İyi profil. Yani fiziksel anlamda hız hızlanma 9 ama onun dışında teknik ve zihinsel olarak Torreira ile birlikte orta sahanın patronu olacak oyuncular. İyi performans bekliyorum kendisinden. İyi performansı karşılığında yaşı 30, bize bonservis ücreti getirebilecek oyuncuların başında da Sergio Oliveira var bence arkadaşlar. O yüzden onun performansı bize hem maddi olarak hem de saha içi ciddi getirisi olabilir. Evet, şimdi şu fikstüre bir bakalım. Hazırlık kamplarını geçirdim arkadaşlar. Antwerp'i 2-1 yendim. Hamburg'a 1-0 yenildim. Volendam'ı 1-0, Wildwick'i 3-0, Salzburg'u 1-0 ve Como'yu 2-1 yendim. Hala oyun ritmimizi bulabilmiş değiliz. Bahsettiğim gibi oyun gerçekten yapay zeka birazcık daha zorlaşmış. O yüzden çekici bir, zorlu bir kariyer hikayesi bizi bekliyor. Lig başlama fikstürümüz, ilk maçımız birazdan İstanbulspor deplasmanına çıkacağız. Başakşehir ağırlayacağız. Trabzon deplasmanı, Gaziantep'i ağırlayacağız arkadaşlar. Bu 4 maç oynayacağız sizlerle bugün. Açıkçası İstanbulspor deplasmanıyla başlamak bence avantaj ama üst üste Başakşehir ve Trabzonspor maçları da gözümü korkutmuyor değil dostlar. Peki şu ligdeki şampiyonluk oranlarına bir bakalım. Ligdeki şampiyonluk oranlarına, ona bir bakalım arkadaşlar ilk önce. Sezon öncesi genel bakıştan favori gösteriyoruz. İlginç, 2.75 ile favoriyiz. Fenerbahçe 5, Beşiktaş 5, Trabzon 6. Bence
çok net favori değiliz. Bunlar değişecektir önümüzdeki zaman diliminde diye düşünüyorum. Bunların değişeceğini düşünüyorum önümüzdeki zaman diliminde. Evet, kısacası genel hatlarıyla durum bu, vaziyet bu. Bakalım şimdi başlayacağız arkadaşlar. Ligin bir iki maçı da oynandı bu arada. İlk önce şöyle bir bakalım isterseniz. Ligin ilk maçında Ankara Gücü Hatay'ı 1-0'la geçti. Fenerbahçe 1, Alanya Spor 0 ve Giresun Spor 0, Kasımpaşa 1. Tüm maçların 6 ve 0-1 gol aralığında bittiğini görüyoruz. Biz de İstanbul Spor deplasmanına gidiyoruz. Taktiksel anlamda da açıklamamızı yapacağız ve karşılaşmaya geçeceğiz. Hazırlık kamplarında üçlü savunma denemedim. Çünkü bu takımın stoper hattı üçlü savunma oynamaya hiç elverişli değil. 4-3-3 denedim arkadaşlar ama 4-3-3'te de istediğim verimi alamadım. Çünkü Mertens kanatta olmuyor. Mitsi orta sahada iyi bir rotasyon oyuncusu ama az takım oyuncusu için çok yeterli değil. O yüzden 4-2-3-1'de karar kıldım. Ofansif orta sahada Mertens'i kullanacağız Mata ile birlikte. Orta sahada Torreira, Oliveira, Mitso üçlüsü ağır olarak. Zaten sadece lig maçları olacağı için, ilk sezon Avrupa Kupası olmayacağı için çok ciddi sakatlık çıkmazsa sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Bu karşılaşmada Seferovic'i kullanacağız. Sol tarafta Kerem kanat forvet hücum. Sağ tarafta Yunus ters ayakla kanat oyuncusu hücum. Orta sahada Torreira defansif oyun kurucu. Mitso iki yönlü orta saha. Bekler iki yönlü bek olacak arkadaşlar. Stoperler de pasör stoper olacak. Pozitif futbolla başlayacağız. Topa sahipken biraz geniş oynayıp koşu yoluna pas açık. Defanstan kısa pasla çıkacağız. Pas şeklimiz kısa pas. Tempo biraz yüksek olacak. Top geçiş oyununda ise karşı presi yapacağız tabii ki. Kontra önemli bizim için. Çünkü kontraya çıkacağımız çok iyi oyuncular var elimizde. Dribbling gücü çok yüksek olan. Yunus var. Kerem var. Raşisa var. Bunları kullanacağız arkadaşlar. Top rakipteyken önemli olan kısımlardan bence değişikliklerden biri burası. Önde pres yapacağız ama savunma hattını çok da öne almayacağız. Yine önde yapacağız. Bir tık geride yapacağız. Daha önde savunacağız. Daha sık önde savunma hattını kuracağız. Bunun tabii ki riski de var arkadaşlar. Zaten burada da bahsetmiş. Bu talimatın olumsuz yanı ise öne çıkan bir savunmanın arkasına atılacak uzun toplar tehlike yaratılma ihtimalinin normalden daha yüksek olmasıdır ama büyük takımlar bence bu riski almalılar. Bence bu riski almalılar. Pres odağında ise rakibi kanatlardan oynamaya zorlayacağız ve rakibi orta fırsatı yapmamalarına izin vereceğiz. Açıkçası bunlar değiştirilebilir, geliştirilebilir parametreler olduğu için maçlar oynandıkça gerekli müdahaleleri yapacağız arkadaşlar. Evet, şimdi ilk 11'imize bakalım. Ligin ilk maçının 11'i Okan. Gerçekten Okan'ı oynatma sebebim şu an yabancı kontenjanı değil aslına bakarsanız. Üçlük var sahada ama Okan'ı kullanma sebebim maç pratiğini arttırmak. Sezon içinde Raşisa'yı monte edeceğim çünkü ileriye Okan'ın maç kondisyonu artmalı. Okan, Dubois, Abdülkerim, Nelson, Sasha Boy, Mitso, Torreira, Kerem, Mertens, Yunus ve Seferovic ilk 11 ile çıkıyoruz arkadaşlar. Vurduğumuz gol, yediğimiz offside olsun diyeceğiz tabii ki. Yedeklerde Muslera, Gomis, Icardi, Yusuf, Matias Ross, Milan, Raşisa, Mata, Barış Alper, Berkan ve Metehan var. Hadi bakalım, heyecanlıyız. Heyecanlıyız. İlk maç her zaman önemli. Bu arada daha çok yaşamak için basın mensubuna asistanı göndermeyeceğim. Kendim cevaplayacağım. Basınla aramı iyi tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Boğulma tehlikem var. Boğulma tehlikem var. Bakın çok net söylüyorum. Çok zor bir kariyer hikayesi bizi bekliyor. Evet, yumruğu sıktık. Taraftarlarımız bizden bu maçta galibiyet bekliyorlar. Onların yüzünü kara çıkarmayalım diyorum arkadaşlar. Şimdi basın geliyor. Galatasaray ile ilk maçınıza çıkmak üzeresiniz. Neler hissettiğinizi öğrenebilir miyiz? Özel bir gün, harika bir göreve başlamak için sabırsızlanıyorum diyeceğim. Bugün takımınızdan iyi bir performans bekliyor musunuz diyeceğim. İyi bir durumdayız ve sahaya çıkıp maçı kazanmaya hazırız diyeceğim arkadaşlar. Ve karşılaşma başlıyor. Fatih Tekke önderliğindeki İstanbul Spor sahibi 4-3-3 ile yayılıyor. İyi bir şans, iyi bir başlangıç rakibi diyebilirim arkadaşlar. Çok güçlü bir kadrosu yok ama biz de tam hazır değiliz. Bunun da altını çizelim. Hazırlık maçlarında oyunu tam oturtamadık. Açıkçası biraz ürkek başlıyoruz bu karşılaşmaya. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Karşılaşma başladı. Vurduğumuz gol, yediğimiz offside olsun diyoruz. Evet, ilk şut denemesi bizden geldi. Şimdi bir duran top. 5. dakika. Mertens. Nelson vurdu top üst dağlarda. Maçın 5. dakikasında gole yaklaştık. Şimdi Jensen. Jensen de ne kötü kalecidir be abi. Giresun maçında yediği 2 gol var ya, felaketti İstanbul Spor. Yani puan almasını engelledi. İstanbul Spor 10 kişiyle Giresun deplasmanından puan alacaktı belki de. Hele o 7 ikinci gol, bir de savunma oyuncularına kızıyor. Yani önümü kapatıyorsunuz diye ama. Şimdi bizim bu maçta yıldızlaşabilir. Nelson, Mitso. Şimdi Yunus Akgün. Sağda Sasha Boy desteğe geldi. Sasha Boy. Kontrol güzel. Nelson. Yunus. Torreira. Bir seken top. Kerem Aktürkoğlu. Fantastik bir vuruş. Kerem Aktürkoğlu. Sezonun ilk golü Kerem'den geliyor.
Yani gerçekten beklenmedik vuruş ve Jensen arkadaşlar biraz önce kendisinden bahsediyorduk. Bence bu golde de hatalı. Yani hani hatalı yani. Demek ki işte yapay zeka bayağı güçlenmiş oyunda. İşte bakın abi net hatalı. Hatta Giresun maçında yediği gole çok benziyor. Ama golle başladık, özgüvenle başladık. Maça da kötü başlamadık bu arada. Hazırlık maçlarına göre oldukça iyi bir performansımız var. 4 şut 1 isabetimiz var arkadaşlar. %61 topla oynuyoruz. Rakibe de fırsat vermedik. Dubois, Torreira. Şimdi geriye çıkartıyor. Orada İbrahim ama Nelson. Şimdi Torreira savunma çıkarttı. Reboundları toplamak çok önemli günümüz futbolunda. Şimdi Nelson'la topladık. Takım boyunu kısa tutmamız lazım reboundları toplamak için. Bu da çok önemli. Abaza, Ali Yaşar, Mehremovic uzun oynadı. Alalım bu topu Abdülkerim. Mertens, Sacha Boey, Yunus Akgün. Güzel aldı önüne. Sacha Boey desteğe gitmesi lazım. Çizgiye inmeyi tercih etti Yunus Akgün. Ortayı yaptı. Kerem Aktürkoğlu'na gelmedi. Yine rebound. Galatasaray'ımızda Nelson çok iyi süpürücü şu an. Çok iyi oynuyor. Yunus Akgün dışarıya. Güzel pozisyon. 19. dakikada ikinci gole yaklaştık. Evet hazırlık maçlarının aksine gerçekten iyi bir performansımız var an itibariyle. Bu sevindirici nokta ama İkinci golü bulmamız lazım arkadaşlar. Mitsö. Topla hareketlendi. Federik Mitsö. Kaptırma orada oğlum işte. Evet. Kaptırma. Yani böyle basit hücumlar geçiş hücumlarına fırsat. Şimdi uzun bir top. Dubois. Kerem Aktürkoğlu. Mertens. Seferovic'in önüne attı. Seferovic karşı karşıya. Jensen. Net bir pozisyon. Gözlerimizin Mario Icardi'yi aşk adımını aradığı bir pozisyon. Jensen topu çıkarttı. Şimdi Yunus Akgün. Orta geldi. Arka tarafa teken topu rebound alan isim Torreira ama bu pozisyondan yararlanamadık. Evet %66 topla oynama 9 şut 4 isabet 1.14 xG hiç fena değil. Rakibin şut girişimi dahi yok. Şu an ilk şut girişimlerini yaptılar ama ikinci golü bulmamız lazım arkadaşlar. İkinci golü bulmamız lazım. İlk yarıyı da 1-0 önde kapıyoruz arkadaşlar. İyi bir futbolla 1-0 önde kapamak önemli. 12 şut 5 isabet 1.29 gol beklentisinden tek gol bulduk Kerem Aktürkoğlu. %61 topla oynadık. Rakibin 1 isabetsiz şutu ve 0.04 gol beklentisi var. Şu takım analizine bakalım. Rakip sahada topa sahip olma konusunda sıkıntı yaşandı. Bunu çünkü yüksek tempoda oynamamızdan kaynaklanıyor. Bir an önce sonuca gitmek için oynadığımız için arkadaşlar dikine tiki taka oynuyoruz bir nevi. O yüzden hani böyle düşük tempoda oynasak rakip sahası daha çok topa sahip olabiliriz. Benim için çok negatif bir etken değil açıkçası. Rakip ceza alanında buluşulan toplarda etkisiz kalındı. Olabilir. Tehlikeli bölgede rakibin neredeyse hiç faul yapılmadı artımız var. Abdülkerim Bardakçı rakip ceza sahası bölgesinde çok iyi işler çıkardı. Evet helal olsun. Sacha Boey takımdaki diğer oyuncular arasında en fazla top kaybı yapan oyuncu oldu. Nelson takımdaki diğer futbolcuya göre en fazla top kazanan oyuncu oldu. İlk yarının ise en iyisi Kerem Aktürkoğlu 7.6 performans puanıyla takımımız adına. Evet ben memnunum oyundan. Herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Şöyle elleri kenetleyip kaleye çektiğimiz isabetli şut sayısından memnunum diyorum. Devam diyorum ve başlıyoruz. Şuradan da bir süpersinize ekleyelim ama ikinci golü bulmamız lazım arkadaşlar. İkinci golü bulmamız lazım bir şekilde. Dakikalar 55. İkinci yarı durgun tempoyla başladı. Birazdan oyuna Yunus Akgün çok kötü mesela. Yunus Akgün yerine Raşisa'yı atıp bir Türk hamlesi yapabiliriz. Hala ikinci gol gelmedi. Dakikalar 67. Şöyle bir gelelim. Hatta Raşisa'yı direkt atabilir. Zaten Türk'te sıkıntı yok. Yunus Akgün. Milot Rashica yapalım. Seferovic kötü Gomis yapalım arkadaşlar Seferovic yerine. Onun haricinde takımın diğer performansları bence güzel. Bence güzel. Hadi bakalım. Evet dakika 68. 17 şut 7 isabet 1.70 xG'den tek gol bulabildik. İkinci yarıda oyun birazcık daha durağan. Şimdi bir duran top işte. Bunlar tehlikeli. Nelson çıkarttı. Etemi. Önüne aldı. Bomboş kaldı. Yani bomboş orta fırsatı verdik adama. Çıkartmamız lazım. Mitsö ama rebound Oğuzhan'da. Sağ taraf Etemi vurdu üst ağlar. O üst ağların havalanması falan güzel olmuş. Fena değil. Evet karşılaşma 1-0 devam ediyor. 20 şut 8 isabet neredeyse 2-2'ye geldik. Tek gol sıkıntı. Aslında günümüzdeki real hayattaki sıkıntıyı yaşıyoruz. Bir nevi.
Evet, kazanıyoruz arkadaşlar. Bence çok da kötü oynamadan kazanıyoruz. Bu bir motivasyon tabii ki bizim için. 21 şut, 8 isabet, 2.05 xG. XG'miz bence iyi ama tek gol bulmak sıkıntı. %64 toplu oynarken 5 korner kullandık. Golümüz Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Rakibe fırsat vermedik. 3 şut, 1 isabet, 0.16 xG'si var İstanbulspor'un. Şöyle takım analizine baktığımızda aynı sıkıntılardan bahsediyor. Artı olarak Buffett'in Gomez genel olarak hücumda etkisizdi. Mitsu rakip ceza sahası bölgesinde çok iyi işler çıkarttı. Nelson kaybettiği topu kazanma konusunda takımın lider ismi oldu. Maçın en iyisi Kerem Aktürkoğlu, 8.1 performans puanı. İyi oynamayan oyuncumuz ise Yunus Akgün oldu arkadaşlar, 6.3 performans puanıyla. Evet, kazandık. 3 puanla başladık. Bu güzel. Evet, tebrikler beyler, iyiydiniz diyoruz ve devam ediyoruz. Gökhan, yeni işinize galibiyetle başlamak nasıl bir his? Ne diyelim? Ne diyelim, yeni bir maceraya galibiyetle başlamak gerçekten çok iyi bir duygu diyeceğim. Kerem Aktürkoğlu'nun o golü neydi öyle? Son zamanlarda bundan daha güzel bir, yok abartmayalım. Abartmayalım. Ama yani neyse, yani çok da olumlu konuşacağım. Şu, aslında ben şunu demek istiyorum. Gol goldür. En kıtırık şekilde atılan gol de bir gol sayılır. Bu arkadaşımın attığı gol gibi güzel bir şekilde atılan gol de bir gol sayılıyor en nihayetinde diyeceğim, ama olumlu konuşalım hadi. Son zamanlarda bundan daha güzel bir gol gören varsa bana golün klibini atsınlar. Enteresan teknik direktör yorumları gelmiş. Evet, kazandık. Fenerbahçe'de kazandı. 3 puanla başladık arkadaşlar. Sezona hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kerem'i tebrik edeceğiz performansından ötürü. Şöyle de maç sonu toplantımıza asistanı yollayalım. Evet, direkt maça gideceğim. Herhangi bir kesme yapmayacağım. En azından oyunun akışını da sizlerin görmesi adına, yeni olduğu için. Bir bakalım neler çıkacak. Ben de belki yeni şeylerle, yeni görsel efektlerle falan karşılaşabilirim. Evet, lig devam ediyor bu arada. Bakalım ligin ilk haftasında neler olacak. Şimdi Başakşehir'i ağırlayacağız. Icardi sakatlıktan geri gelecek. Olivier'e geri gelecek. Bence önemli. Bu iki isim bizim için bireysel kreatiflik anlamında çok önemli. Ama İstanbulspor maçı bizi yanıltmasın arkadaşlar. Gerçekten hazırlık kampında bu tarz bir oyun ortaya koymadık. Çok pozisyon verdik. Çok, bu kadar 2x'lik bir hücum performansımız da yoktu. Esas bence test maçı Başakşehir maçı. Evet, Başakşehir 2, Kayseri 1, Fatih Karagümrük 0, Ümraniye 2, Konya 2, Antalya 1, Beşiktaş 2, Sivas 1, Gezal ve Enkudu Beşiktaş'ın golleri. Haydi bakalım, devam. Başakşehir maçından sonra esas maç Trabzonspor deplasmanı. Yani şu iki maçtan 4 puan alır mıyız bilmiyorum. Ben 3 puana da razıyım. Başak'a yenip Trabzon'a indirsek hayır demem yani. Ve Trabzon sezonu şampiyon, Trabzonspor sezonu Adana Demirspor'u ağırlayarak açıyor. Gözlemci raporlarım var. Gözlemciler çalışıyor. Şöyle bir şey gelmiş. Bu güzel bence. Transfer Odağı güncellemesi diye arkadaşlar. Türkiye Süper Ligi, işte Türkiye, Avrupa. Burada gözlemci sonuçları gidiyor. Bunların transfer döneminde hepsine detaylı bakacağız. Hani çok oyuncu moduna girmek istemiyorum. Takıma konsantre olmak istiyorum. Evet, Trabzon sezonu galibiyetle açıyor. Yusuf Visca ve Hamsik'in penaltı golleriyle Adana Demirspor'u sürklase etmiş Bordo Mavili. Maçın istatistiklerini merak ettim. 2.70 gol beklentisi bulmuş Trabzonspor. Çok iyi bir rakam bence. Çok iyi bir rakam ve sadece 0.23 XG vermiş Adana Demirspor'a. Adana Demirspor'da ligin kalbur üstü takımlarından biri kadro kalitesi anlamında. Trabzon sezona çok iyi başlamış. Evet, Başakşehir 2-3 puanlı takım karşılaşacak arkadaşlar. Nef Arena'da biz de seyircimizin önüne ilk defa çıkıyoruz. Bakalım neler olacak. Ama 3 puan önemli. 3 puan önemli. Trabzon maçını kaybetme lüksümüz olsun açısından en azından. Evet, Olivier'a takımla çalışmalara başladı. Bu da sevindirici haber. Hemen kadroya koyacağız onu arkadaşlar. Hiç maç kondisyonuna falan bakmayacağım. Başakşehir maçında onun kreatifliğine bence çok ihtiyacımız olacak orta alanda. Ama Başakşehir maçında Raşisa ile başlayabilirim. Sağ tarafta Raşisa, sol tarafta Kerem Aktürkoğlu'nu ilk maçındaki performansından dolayı kesemem. Yunus muhtemelen yedek kulübesine çekeceğiz gibi gözüküyor. Raşisa'nın o gücüne, patlayıcı gücüne çünkü bu karşılaşmada ihtiyacımız var. Ama zor bir takım. Başakşehir gerçekten bize sıkıntı yaratabilecek bir ekip. Tam hani diyoruz ya, bizim bir mottomuz var. Vurduğumuz gol yediğimiz offside olsun. Ona yakışır bir maç. Ya benim defans, bakmayın İstanbulspor çok gelemedi. Defansımız Nelson dışında gerçekten Abdülkerim, Dubois ters ayaklı sol bek performansı hala kafa işareti sorumlu gözümde. Evet, İtalya Serie A'yı gözlemleyelim ama şöyle transfer olarak gözlemletirelim arkadaşlar. Şuradan Wolves'u yollayalım. Wolves git. Wolves gitsin. Tamam. Mevcut yetenek, potansiyel yetenek. Mevcut yetenek abi 3 olsun. Yok, mevcut yetenek
1,5 olsun, potansiyel yetenek 4 yıldız olsun. Yaş aralığı 21, 15 ile 21 yaş arasındakini gözlemlesinler. Tüm mevkileri. Bu 21'leri gözlemlettirmeye çok fazla gerek yok. Evet, Metehan Balcı antrenmanların en iyisi an itibariyle aferin oğlum. Çalışkanlığının 13'e geldiğini görüyoruz. Kesinlikle Türkiye Kupası maçlarında değerlendireceğim Metehan arkadaşlar. Övelim şuradan. Emin Bayram. O da az kadroda ama aslında Metehan'dan daha güzel bir profil olmasına rağmen bazen işte real hayatın etkisinde kalıyorum, gerçek hayatın etkisinde kalıyorum diyebilirim arkadaşlar. Ben tutmuyorum Emin Bayram'ı. Ve Matias Rose, o da gelişiyor. Kesinlikle forma şansı bulacak. Kesinlikle forma şansı bulacak. O kadarını diyeyim size. Haydi bakalım, Başakşehir karşısındayız. NEF Arena'da, ondan sonra sezonun, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor karşısına çıkacağız. Evet, ikinci hafta maçları başlıyor. Bakalım ikinci haftanın karşılaşmalarında neler çıkacaktı. Trabzonspor Kayseri deplasmanında. Zor deplasmanlardan biri bana kalırsa. Trabzonspor açısından. Oradan da 3 puanla çıkarlarsa bizim maçı 6 puanla çıkmış olacaklar. Çok büyük bir avantaj yakalayabilir Bordo Maviler. Oo, Trabzon 5-1. Victor Hugo, Gomez 2 ve Bardri 2 golleri. Kayseri 1. Adana Demirspor 2, Gaziantep 0. Alanya 0, Beşiktaş 0. Alanya Beşiktaş'a çelme takmış. 40 dakika, 45 dakika uzatmalarla birlikte 10 kişi oynamış Alanya ama Beşiktaş yenememiş. Evet, Trabzon 2 maç 8 gol attı. Rakipler Adana Demirspor ve Kayseri Spor, ligin bence iyi takımları kadro kalitesi açısından. Kayseri de şu an iyi gidiyor real hayatta günümüzde ama kadrosu oturmuş bir kadro ve iyi bir kadro. Evet, kombineler açıklandı arkadaşlar. 40.105 kombine satmış. Aa, Dursun Başkan. Dursun Başkanım, gel bakayım Dursun Başkanım, gel. Gel. Yönetimden talepte bulunalım. Tesisler. Altyapı geliştir. Para yok diyecek. Antrenman değiştir, geliştir. Bak, kesin para yok diyecek Dursun Başkanım. Oyuncu ağı sistemini, altyapı oyuncu ağı sistemini geliştir. Hadi bakalım. Çok önemli arkadaşlar. Net geliştirmemiz lazım. Evet, Başakşehir karşısındayız. Bir gündüz maçı, 3 maçı, tam bence 3-4 futbol oynamaya en uygun saat arkadaşlar. Günün diğer maçları Hatay, İstanbul, Sivas, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Ankara Gücü, Ümraniye, Giresun ve Antalya, Fenerbahçe. Biz 8'de maç oynuyoruz. O taraftar düşünen yok. Çünkü niye? Yayıncı kuruluş. Evet, şimdi bu karşılaşmada Raşisa'yı atacağız arkadaşlar. Sağ tarafta kullanacağım. Onun haricinde Icardi'yi alacağım. Ve tabii ki Sergio Oliveira. Maç kondisyonu henüz tam yerinde olmasa da şöyle Barış Alper Yılmaz'ın yerine atalım. Misyonu. Evet, ilk 11'imiz Okan, Dubu, Abdülkerim, Nelson, Sacha Boy, Oliveira, Torreira, Kerem, Mertens, Raşisa ve Seferovic şeklinde. Haydi bakalım. Aynı taktikte çıkıyorum. İlk maç fena değildik. Evet, en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurulabilir. O zaman Ross ya da Gomis. Gomis sen gel oğlum. Emin Bayram'ı alalım. Barış Alper'i yedeye alalım. Yedekte zaten, pardon, forveti değiştirmedik ya. Icardi alacağız. Ha, tamam. Haydi bakalım. Aşk adamı Icardi, sendeyiz. Zaten yedekte Seferovic olduğu için 3. forvet komisi ilk 18'e almadık. Kadroya almadık. Başakşehir, Muhammed, Kaysar, Endiaşimiye, Epriano, Lucas Lima, Biglia, Alexic, Mahmut Tekdemir, Traore, Serdar ve Okaka. Evet, günümüzde benzer bir kadroya çıkıyor Başakşehir. Emre Belezoğlu. Kendi evimizde oynuyor olmamızın avantajını kullanmamız gerekiyor. Sizlerden galibiyet bekliyorum diyorum. Evet, kulübünüz için başkan hedeflediği şeylere sizin hedeflerinizin örtüştüğü konusunda kafanızda soru işareti var mı? İpne basın, nifak tohumları ekmeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi soruya bak, başkanla beni karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Başkanın yine konuştuklarım bizim aramızda ve öyle kalacak diyeceğim. İlk golü atmak sizce ne kadar önemli? Yok, ben bu basına giderim ya, sorunun saçmalığına bak. Gol atmak her zaman önemli diyeceğim. Yani basın da gerçekten ipneliği peşinde. Oyunda bile. Haydi bakalım arkadaşlar. 4-2-3-1 ile sahadayız. Muhtemelen Başakşehir'de Emre Belezoğlu'nun yöntemiyle 4-2-3-1 yok. 4-3-3'ü tercih ediyorlar. Alexis'i birazcık daha önde bekliyordum. Traore'yi çok dikkat etmemiz lazım. Traore'yi çok dikkat etmemiz lazım. Haydi bakalım. Vurduğumuz gol, yediğimiz ofsayt olsun diyoruz ve karşılaşma başlıyor NEF Arena'da. An itibariyle ilk 6 dakikada bir isabet düştü Muzar ama topa daha sahip olan takım Başakşehir. Şimdi sağ taraftan Sacha Boy'la taç atışını kullanıyoruz. Dries Mertens. Yaptırdı Okaka. Okaka'da o kalınlık nedir ya? Epriano. Yusuf Endiaşimi. Endiaşimi'nin profilini de çok merak ediyorum. En merak ettiği profillerden biri Kerem Aktürkoğlu. Kendi başına presle aldı. Yokladı kaleyi, dışarıya vurdu. Dakika 14. Kötü bir maç başlangıcı yapmadık. 4 şutumuz var arkadaşlar. Şu an XG anlamında Başakşehir'e üstünü kurmuş durumdayız. Çok net fırsat da vermedik ama ilk maçtaki o etkili
Hücumumuzun da olmadığını söyleyeyim. İlk yarım saat 0.59 XG ile oynuyoruz. Şimdi Sacha Boey ama kötü değil. Hazırlık maçlarındaki performansa göre hatta çok iyi diyebilirim arkadaşlar. Felaket bir hazırlık kampı geçirdik. Savunma arkasında Kerem! Ah Kerem! Çok iyi bir fırsat. Kerem'in vuruşunda kaleci Muhammed topu kornere çeviriyor. Dakika 33. Sergio Oliveira. Orta geldi. Savunma çıkarttı. Mertens vur 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 vur. Hani derler ya tribünlerden. Vurmadı. Çekti. Çok güzel çekti. Mertens. Icardi. Nereye çıkarttın aşk adamı? Aşk adamı. Evet, kaçırdığımız fırsatlar var. Şu an XG'miz 1'e yakın. Başakşehir gibi takım savunmasını iyi bir yapan bir takım karşısında bence iyi bir oran yakaladık arkadaşlar ama özellikle Kerem'in net gol pozisyonunda yararlanamadık. 0-0 giriyoruz soyunma odasına. 9 şut 3 isabet, 0.97 XG'den gol bulamadık. Rakibe fırsat vermedik. Bence bu çok önemli. Çok kötü bir hücum gücü yok Başakşehir'in. 2 isabetsiz şut ve 0.07 gol beklentisi var. En iyi oynayanlar Mertens bizde 7 performans puanı ve rakipte de kaleci Muhammed. Kötü oynayanlar arkadaşlar, kötü oynayanlar da Raşisa'nın kötü, Kerem'in çok kötü olduğunu görüyorum. Icardi de iyi değil. Şimdi şöyle gelelim. Yumruğu sıkalım. İnancınızı kaybetmeyin çocuklar. Gol pozisyonuna girmekte hiç zorlanmıyoruz. Böyle devam edersek istediğimizi alırız diyeceğim. 55-60'a doğru değişiklikleri yapacağız. Oyun gücünden çok memnun olmasam da çok kötü olmadığı için taktiksel anlamda bir değişiklik yapmayacağım an itibariyle. Şimdi Serdar Gürler önüne aldı. Raşisa, Sacha Boey, sakin kalalım. Sakin kalalım. Pasla çık. Pasla çık. Torreira. Çok güzel top attı Raşisa. Sağ taraftan ceza sahasına girdi. Ortayı yaptı. Aşk adamı Icardi dışarıya vurdu. Daha henüz hazır değil abileri. Daha henüz hazır değil. Dakikalarda 62'ye geldi. Biz şu soyunma odasına bir gidelim arkadaşlar. Yavaş yavaş biraz riskleri almaya başlayacağız. Icardi'nin yerine Seferovic'i alacağım. Kerem Aktürkoğlu yerine Yunus'u atalım. Raşisa'nın yerine Yusuf'u atalım. Yavaş yavaş bekleri de bir tık öne çıkartacağım. Takım boyunu da kısaltıp birazcık daha önde basacağım arkadaşlar. Artık 3 puan için müdahalelerimizi yapacağız. Oliveira Torreira merkezi kapatsınlar. Hadi bakalım. 65. Skor 0-0. Pozisyon vermememiz önemli Başakşehir gibi bir takıma. Sergio Oliveira. Bir kafa direkten döndü. Direkten döndü. Gole çok yaklaştık. Duran topta Oliveira'nın ortasında ama top filelere gitmedi arkadaşlar. Dakikalarda 72 oldu. Şöyle yine bir gelelim. Yani bir puan, evet Mertens'te bir sakatlık var. Mertens. Puan Mata'yı alacağım arkadaşlar. Mata'yı birazcık ileriye şöyle ofansif oyun kurucu hücuma atacağım. Yani yenilmek de istemiyorum. Bence Başakşehir rakiplerimizden biri olacak. Hani illa 3 puan için de arka tarafı açmak istemiyorum. Çok boşa atmak istemiyorum. Şimdi Yunus Akgün. Yusuf Demir. Çok kötü kontrol. Yusuf Demir araya girdi. Ah Yusuf. Ah Yusuf. Çok kötü bir vuruş. Çok kötü bir vuruş. Çok iyi bir fırsattı. Dakika 80. Sergio Oliveira. Orta geldi. Kötü orta. Ön direk ortası. Juan Mata. Yerden denedi. İspanyol. Evet, iyi fırsatlar yakaladığımız bir karşılaşmaydı aslına bakarsanız. Hakikaten çok kötü bir oyun yok sahada. Ama golü bulamadık. Bitirici noktaya atamadık. İlk maçta 2xG'den tek gol bulmuştuk. Şu anda 1.5xG'den gol bulamadık arkadaşlar. Şimdi Dubois bıraktı. Torreira vurur oradan. Vurmadı. Yerden çok güzel gol. Sergio Oliveira dakika 86. 1-0. Harika vurdu topa. Sergio Oliveira. Nefarena yıkılıyor. Seferovic. Tam bir pivot santrofor görevi görüyor bu pozisyonda. Çok güzel bir hücum. Dubois, Torreira vuracak dedik ama içeriye oynadı. Seferovic tek top ve Sergio Oliveira. Örümcek ağlarını alıyor. 1-0 öndeyiz. Neff Arena'da şimdi. Şöyle gidelim. Biraz tempoyu düşüreceğim. Bekleri atmayacağım. Zaman geçirmeyi arttıracağız arkadaşlar. Bir tık da takım boyunu geri çekeceğiz. Tamam. Tamam. Bu tamamdır. Bir oyuncu değiştirme hakkımız daha var. Oliveira'nın kondisyonu biraz kötü. Oliveira sakatlıktan geldi. Mitsu'ya atalım. Hem biraz dirençle katabilir o bölgeye. Hadi bakalım devam. Evet, dakikalar 89-90'a doğru geliyoruz. Şimdi Nelson. Federic Mitsu. Nelson. Orada top kaybı yapma Nelson. Yusuf. Sacha Boey. Nelson.
Abdülkerim, Torreira, Yunus Akgün. Yunus Akgün gol pozisyonu. Yunus o nasıl bir kurtarış yaptı? Kaleci yapamadı 2-0. Kaleci yapamadı o kurtarışı. Dakika 90 artı 1. 2-0'ı yakaladık Nef Arena'da. Yunus Akgün. Evet, oyuncu değişikliklerimizin faydasını gördük arkadaşlar. Seferovic Can asist alırken Yunus da golü attı ama kaleci değişik. Kaleci. Yunus bilerek mi aşırttı? Kaleciye çarptı mı gitti bu top? Hiçbir bilgim yok dostlar. 2-0'ı yakaladık. 90 artı 1'de Yunus Akgün'ün golü. İyi bir futbolla kazandık. Bu daha umut verici. Yani iki maçtır rakibe net fırsat vermedik arkadaşlar. Hani İstanbulspor güçsüz diyorduk ama bu maçta da Başakşehir maçında da takım savunmamızın iyi olması önemliydi. Girdiğimiz pozisyonlar var. Daha fazlasını da atabilirdik. Şimdi yine Yunus Akgün Torreira harika pas. Yunus Akgün 3-0. 6 dakikada maçı 3-0'a getirdik ama Torreira her golde var. 3-0 Yunus Akgün geceye damga vuruyor. Hocam bana Trabzon deplasmanında forma ver diyor. Müthiş bir pas Torreira'dan. Yunus Akgün sol ayak sert bir vuruş. 3-0. Evet, 85. dakikadan itibaren maç üst oldu ve çok iyi oynadık. Beklentimin çok üstünde bir futbol. Başakşehir'i 3-0'la geçiyoruz arkadaşlar. 18 şut, 9 isabet, 2.28 gol beklentisinden Oliveira ve 2 Yunus Akgün gollerini bulduk. 7 dakikada geldi son 7 dakikada goller ve en önemlisi takım savunması 3 isabetsiz şut, 0.12 gol beklentisi verdik Başakşehir'e. En iyi oyuncumuz Yunus Akgün arkadaşlar 8.3. Endiaşim'e, evet Endiaşim'in profiline bakacağım, bakacağım. Yalnız şuradan şeyi görmek istiyorum ben ya. Buradan şeyi görmek istiyorum. Bir dakika. Performans puanlarımızı görelim. Galatasaray dizilişine gelelim. Genel anlamıyla baktığımızda Okan 7.5, Sasha Boy 8, Abdülkerim 7.2, Dubois 7.1, Torreira'dan iyi performans 7.7, Yunus 8.3, Seferovic 7.3 ile oynadılar arkadaşlar bu karşılaşmada. Endeşimi de rakibin en iyisiydi. İyi futbol, iyi 3 puan, 2'de 2. Evet Endeşimi iyi profil arkadaşlar. Bu adam iyi profil. Harbiden bir gözlemci raporu alalım. Bir gözlemci raporu alalım. Gerçi kaliteli bir transfer olur. Gözlemci raporu var zaten. O zaman bir şeye atalım Endeşimi. Pardon. Şöyle takip listesine atalım. Evet, 2'de 2 ile başlıyoruz. İyi futboldan sonra kazanmak daha önemli. Çünkü kolları yukarı kaldıracağım. İyi bir oyun ve iyi bir galibiyet. Daha ne isteyebilirim? Aferin diyorum arkadaşlar. Evet, geldi basın. Böylesine zorlu bir maçı kazanmış olmak sizin için ne kadar tatmin edici? Allah'ım ya. Bak soruya bak ya. Maç kazanmak için oyuncuların verdiği emekler taraftarımızın tarafından fark edildi. Bizim için bu çok önemli diyeceğim. Başakşehir Futbol Kulübü'nün size karşı hedefi bulan bir şutu bile yok. Bu istatistik sizin için ne kadar önemli? Ne diyelim? Futbolun iki amacı var. Yok şunu diyeceğim. Takımdan isteyebileceğim ve beklediğim bir performans sergiledik. Bugün oldukça mutluyum diyeceğim arkadaşlar. Evet gerçekten iyi bir performans sergiledik. Ve Trabzonspor'la iki maçta 6 puan yaparak zirveyi paylaşıyoruz an itibariyle. Ama şimdi çok zor bir maça gideceğiz. Gerçekten Trabzonspor deplasmanında ne olur ne biter hiçbir fikrim yok. Çok yüksek perdeden girdiler çünkü. Evet Mertens 1-3 gün sahalardan uzak kalacak. Yunus'u tebrik edelim arkadaşlar. 2 golü var bu karşılaşmada. Maç sonu asistanı gönderelim. Süleyman Luş bu arada bir sakatlık yaşıyor. 2 ay. Oo, uzmana gönderiyorum. 7 hafta, 8 hafta Süleyman Luş. Ne yazık ki umut vardı. Aslında kötü bir profil değil ya. Süleyman'ı deneyebiliriz ya gençler. Yani hız 13, hızlanma 13, kararlılık 18 gelişebilir. Ya bir kadroya almakta fayda var sanki Süleyman'ın. Herhangi bir yerde kiralık değil mi Süleyman şu an? Tuzlaspor'da kiralıkmış. Geç. Devam. Yani geçmiş serilerde çok daha potansiyelliydi Süleyman Uç. Hakikaten çok daha potansiyelliydi. Evet şimdi Trabzon deplasmanına gideceğiz. Günün diğer maçlarına da bakalım. Hatay 1, İstanbul 0, Sivas 1, Karagümrük 1, Kasımpaşa 2, Ankara Gücü 2, Ümraniye 1, Giresun 2, Antalya Sporu 0, Fenerbahçe 2, Lincoln'un 2 golüyle kazanıyor Sarı Lacivertler ve 2'de 2 yapıyor. Hem Trabzon hem Galatasaray'ımız hem de Fenerbahçe 2'de 2 yaptılar arkadaşlar. Beşiktaş'ın 2 maçta 4 puanı var. Lider Trabzon, ikinci Galatasaray'ımız ve üçüncü Fenerbahçe averaj sıralaması ile. Haydi bakalım devam. Şimdi esas maç ama Başakşehir maçındaki oyun gerçekten umut vadici bir oyundu. Bu en azından mutluluk verici arkadaşlar. Bu en azından mutluluk verici diyebilirim size. Savunma duruşu iki maçta da iyiydi. Evet yönetimden red geldi. Dursun Başkan altyapı tesislerini geliştirmem diyor. Daha kulübe geleli çok uzun süre geçmedi. Hocam lütfen elinizdeki iletilmesini bilin demiş. Bir yönetimle konuşalım.
Diyelim ikna etmeye çalışacağız. Bizimle çalışmaya daha yeni başladınız. Şimdilik elinizdekiyle idare etmeniz gerekiyor. Toplantıyı sonlandırıyoruz o zaman. Lütfen ileride aynı bugünkü gibi zamanımızı boşa harcamayın. Oo, gidere bak. Antrenman da reddedildi arkadaşlar. Aynı cevap gelecektir. Evet, elinizdekiyle yetinmeyi bilin. Boşa zaman harcamayın. Dursun Başkan masaya çıkarttı vurdu. Altyapı oyuncu sisteminde reddettiler. Yine ikna etmeye çalışacağız ama evet yine yetinmeyi bilir misin şarkısını yolluyor bize Dursun Başkan. Çok fena, çok da giderlenemiyorum. Çünkü biraz yönetimle arayı iyi tutmamız gerekiyor. 2'de 2 başladık. Haftanın, Caner Erkin'i ne dersiniz gençler sol beke ya. Valla ben takip listesini açacağım. Türk kontenjanı, korner 16, orta yapma 16, kötü fiziksel özellikler ama bence şu teknik ve zihinsel özelliklerle 33 yaşında olmasına rağmen Caner'i bir sene kullanabiliriz gibi geliyor. Ne diyorsunuz? Yazın yorumlara. Vallahi kötü bir profil değil. Evet fiziksel çok yetersiz ama çok gol attırır Caner. Çok gol attırır. Hakikaten bu profil çok gol attırır. Kalker var, Serdar Aziz, Sasha Boy, Torreira arkadaşlar haftanın takımına seçilmişler. Maxi, bir de Yunus Akgün. Maxi Gomez nasıl acaba? İyi profil abi. Maxi Gomez profil hakikaten tam bir... Zaten adamın enseye bak. Güreşçi gibi herif ya. Güreşçi gibi. Ama günümüzde çok iyi başladı Trabzon. Yani real hayatta çok iyi başladı Trabzonspor kariyerinde. Birazcık topla buluşmada sıkıntı yaşıyor anladığım kadarıyla ceza sahası için. Haydi bakalım Trabzon deplasmanına gidiyoruz. Herhangi bir sakatımız yok. Bu sevindirici nokta arkadaşlar. Bu maçta kaleye Muslera atmayı düşünüyorum yalnız onu söyleyeyim. Bu maçta Muslera. Evet geliyor gözlemci raporları onlara bakarız. Bertrand Traore'yi öneriyorlar mesela. İyi topçu. Hız 16, hızlanma 16, çeviklik 16, teknik 14, pas 12, dribling 14, bitiricilik 14. Yani kanat oyuncularında bitiricilik çok önemli arkadaşlar günümüz futbolunda. Ve Traore bunu karşılar bu profil. Şu ana kadar 3 gol 2 asisti var Başakşehir'de. Evet Metean sakatlandı. 1-2 gün sahalardan uzak kalacak aslan parçası. Evet Trabzon'a gidiyoruz. Ondan sonra Gaziantep Futbol Club'la kendi sahamızda oynayacağız. Yani şu maçtan çıkartacağımız bir puan arkadaşlar müthiş bir sezon başlangıcının habercisi olur bana kalırsa. Evet gelen tek şeyler var. Gözlemci raporları var arkadaşlar. Daniel Iversen. Kaleci. 25 yaşındaki Leicester kalecisi. Kötü değil. Ama yabancı kaleciye karşıyız. Veton Berisha Hammarby'nin orta saha forvet oyuncusu. Hiç kötü değil. Yaşı 28. 7 maçta 6 golü var. 13 bitiricilik 13 kafa vuruşu 12. Seferovic'e benziyor değil mi? Profil biraz Seferovic'e anlaşıyor, andırıyor. Aslında önümüzdeki sezon yedek forvet rotasyonunda kullanılabilir. Çünkü hem Icardi olmayacak hem Seferovic olmayacak arkadaşlar. Maddi gücümüzün de çok iyi olacağını düşünmüyorum. Transfer sezonu önümüzdeki sezon zor olacak. Şöyle takip listesine bir atalım. Jandro Orellana geçiyorum 22 yaşında beğenmedim. Ve Florian Miguel sol bek oyuncusu Huesca'nın 25 yaşında. Yok 25 yaşında olmamış. Devam. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Trabzonspor karşısındayız arkadaşlar. Zor karşılaşma. Zor maç. Çok iyi başladılar. Evet Almanya, İtalya U20 bunları gözlemlettirmiyoruz. Gözlemcileri de bu arada gönderdim. O yüzden zaten. Özellikle Orta Avrupa'ya kısmına gönderdim ki oradan adam toplasınlar bana diye. Evet antrenmanların performansı yüksek olan oyuncuların Nelson baktığımız zaman evet zihinsel anlamda yükselişi var. İki maçta da 7.35 performans puanı ortalaması yakaladı Viking. İyi başladı, iyi başladı. Onun da peşinde arkadaşlar Wolverhampton, Olympic Lyon ve Borussia Dortmund var. Piyasa değeri şu an 7.6 milyon euro ile 9.4 milyon euro arasında değişiyor. Övelim. Evet Sasha Boy. Evet onun gerçekten antrenman performansını arttırması lazım. Teknik, zihinsel, fiziksel gelişim devam ediyor. Daha fazlasını besliyoruz aslan parçası. İki maçta arkadaşlar çok iyi performansı oldu. 7.65 performans puanı ortalamasına ulaşması bir bekin. Çok rastladığımız bir durum değil. Çok iyi performans 7.65. Çok iyi. Ve Matthias Rose. O da gelişimini devam ediyor. Haydi bakalım. Evet Trabzon deplasmandayız. Bir puan muhteşem ötesi olur gençler. Günün diğer maçları Fatih Karagümrük, Alanya, Gaziantep, Kayseri ve Beşiktaş, Antalya Spor karşısında. Evet şimdi ben Muslera'yı bu maçta alacağım arkadaşlar. Raşisa yerine de son haftanın iyilerinden Yunus Akgün'ü atacağım. Ama Yunus'la Kerem'in yerlerini değiştireceğim. Kerem sağda oynasın, Yunus solda oynasın. Onun haricinde zaten çok fazla değişiklik yapma şansımız yok. Bu kadroyla sahaya çıkacağız. Aslında atabilir miyiz Juan Mata'yı Mertens yerine? Neyse kalsın. Evet Muslera, Dubois, Abdülkerim, Nelson, Sasha Boy, Olivier, Torreira, Yunus, Mertens, Kerem ve Icardi 11 ile çıkıyoruz.
Icardi'den patlama bekliyoruz. İlk maç kötüydü ama sakatlıktan dolayı maç kondisyonu eksik olmasına yoruyoruz ilk maç performansını arkadaşlar. Evet, Trabzon'a bakalım. Uğurcan, Dorukan, Bartra Hugo, Eren, Gmabin, Hamsik, Visca, Yusuf, Badri, Gomez. Gerçekten iyi takım ya. Hakikaten iyi takım yani. Hem teknik hem fiziksel anlamda iyi bir takım var Trabzonspor'un. Isınma hareketleri yaparken taraftarın halini görmüşsünüzdür. Bu maçı onlar için oynayın beyler diyeceğiz ve basın geliyor. Galatasaray olarak son oynadığınız maçta Başakşehir Futbol Club karşısında inanılmaz bir performans sergilediniz. O etkileyici performansı tekrarlayabilecek misiniz? Ne diyelim? O maçtaki performans takımımıza güven aşıladı. O performansın tekrarlamaya çalışacağız dedik. Gökhan, kim lan senin sanki lise arkadaşın Gökhan? Adama bak. Derbi günündeyiz. Rakibinizden neler elde etmeyi bekliyorsunuz? Ne diyelim? Herkes çok heyecanlı ve güzel bir sonuç alabileceğimize inancımız tam diyorum arkadaşlar. Ve maça başlıyoruz. Trabzonspor da 4-2-3-1 ile çıkıyor. Yusuf Yazıcı, Badri Visca, kanat, ofansif orta sahaları, Gomez tek forvet. Bu maç biraz sıkıntılı geçecek arkadaşlar söyleyeyim. Biraz ben öyle hissediyorum. Çok yüksek perdeden başladı Bordo Maviler çünkü. Haydi bakalım aslanlar. Bir puan candır. Haydi çocuklar sizdeyiz. Evet, karşılaşmanın ilk 10 dakikalık zaman diliminde Trabzonspor'un bir şut girişimi var. Galatasaray'ımızdan herhangi bir şut girişimi yok arkadaşlar. Durgun bir tempoda başladı diyebiliriz karşılaşma. Şimdi Bardi ile Trabzonspor bir duran top kullanacak. Orta geldi. Abdülkerim çıkartıyor. Mertens'in koşusu var ama Dorukhan topa çok daha yakın. Bıraktı. Çok büyük bir tehlike var kalemizde. Ve top filelerimizde. Sıfırdan golü yedi Muslera. Ah be Muslera ya. Ulan bu maç için aldık. Sıfırdan yedin ya. Badri ve 1-0. Kötü başladık. Hücumda çok kötü başladık. Duran top akabinde de golü yedik. Dorukan burada pasını çıkartıyor. İşte yani Muslera ulan. Ah be Muslera be. Yalnız güzel vurmuş adam da ayağının dışıyla. Güzel bir gol değil mi? Yani estetik bir gol. Güzel. Maç motorundaki bu yenilikleri severiz. Evet, offside yok. Oyunda VAR'a güveniyoruz arkadaşlar. Zaten net offside yok. Evet, hücum aksiyonunu bir tık arttırmak adına şu Mertens'i biraz ofansif oyun kurucu hücuma alacağım. Bir tık öne atacağım. Devam. Çok da hani birden gaza gelip hücum ağırlıklıya geçersek de kontrolleriyle çok tehlikeli olur. Olabilir Bordo Maviler. Evet, dakika 25. Aslında kötü bir maç arkadaşlar. Ama skor şu an 1-0, maça tutunmuş durumdayız. İki takımın da üçer şutu var ama Trabzon'un gol beklentisi bizden daha fazla. İkinci yarıda müdahaleleri yapacağız. Yine Icardi çok kötü, Kerem çok kötü. İlk yarıda hücumda özellikle. Savunmada bence yine kötü değiliz. Yani Trabzonspor deplasmanında 0,53 xG vermek kötü değil. Ama daha iyisini bekliyoruz tabii ki. Evet, hücum çok kötüydü. 3 şut 1 isabet 0,15 xG'den arkadaşlar gol üretemedik. 7 şut 3 isabet 0,53 xG verdik Trabzonspor'a ve Bardin'in golü var. Nelson kötü, Abdülkerim kötü, Sergio Oliveira, Torreira kötü, Kerem 6,5. Takım bireysel anlamda bayağı dökük. Yumruğu sıkalım. Ne diyelim arkadaşlar? Isınma yaparken yine taraftarları üzerinden gaz vermeye çalışalım ve soyunma odasına gelelim. İkardım sen gel, Seferovic sen gir. Kerem Aktürkoğlu çok kötü arkadaşlar. Ama şimdi ileriye hamle yapabilmem için Kerem Raşisa yapacağım ama Kerem Yusuf yapacağım ama Okan'ı almam lazım. Okan'ı almam lazım. Evet, Okan Koçuk Muslera mecburen yabancı sınırlaması. Yusuf Demir, Kerem yapalım. Şimdilik 3 değişiklikle başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir gelelim. Yani burada bence sıkıntı yok. Burada bence sıkıntı yok. Tüm performansını biraz arttırmak adına bir merkez orta saha desteği atalım şöyle. Oliveira'yı bir tık öne atacağım. Ya çok dediğim gibi hani 1-0, 1-1 yakalama imkanımız var. Çok deli gibi de açılmak istemiyorum. Hani deli gibi hücum taktiğine geçmek istiyorum. Çok hücum etmek, hücumsal bir şeyle değişiklikler yapmak, çok pozisyon almak, bulmak anlamına gelmiyor ki şu ana kadar hiç pozisyon bulamadık neredeyse. Resmen Trabzonspor şu an ikinci yarıda özellikle çok daha etkili Bordo Mavililer. Ama artık dakika 65 arkadaşlar, artık basma zamanı. Evet, artık riskleri alma zamanı. Önde basacağız iyice. Oliveira sen iki önlü orta sahaya gel. Tempoyu da yüksek yapacağım arkadaşlar artık.
Yalnız ki bireysel performansımız yerlerde. Oliveira yerine de Mitsu'yu alacağım orta sahaya. Mertens yerine de Juan Mata hamlesini çekiyoruz. Haydi bakalım. Dakikalar 70. Ve çok kötü bir hücum performansı yaptık. Gerçekten bugün hücumda, yani savunmada bence çok, Trabzon deplasmanında 1xG vermek şu an şu performansla Trabzon sezon başı performansına göre sıkıntı değil. Ama hücumda tıkandık. Yönlü bek hücum yapalım. Artık tüm riskleri alacağız arkadaşlar. Buraya da hücum ağırlıklı diyelim. Dakikalar 85. Sadece 6 şut 2 isabetle 0.44 xG'miz var. Evet, ne yazık ki arkadaşlar yeniliyoruz Trabzon deplasmanında. Bence Trabzonspor'un da açıkçası hak ettiği bir maç oldu diyebilirim. Şöyle takımımızın biz performansı tabii ki bakacağız. Okan 7.1 ile oynadı. Diğer oyuncuların performansına bakmaya gerek bile yok. Bireysel performans anlamında çok kötü bir gün geçirdik. Aslında bu bireysel performans anlamında bu kadar kötü bir gün geçirmemize rağmen bence 1-0 kötü bir sonuç değil. 15 şut 5 isabet 1.31 xG'ye verdik Trabzon'a. Çok ciddi bir gol rakamı değil şu formdaki Trabzonspor karşısında ama esas sıkıntı hücumda yaşandı. 7 şut 2 isabet ve sadece 0.58 xG'yi bulduk. Evet, nazar boncuğu olsun diyelim, devam edeceğiz. Nazar boncuğu olsun deyip devam edeceğiz arkadaşlar. Okan'a da tebrik ediyoruz buradan. Bireysel diğer performansların ise toparlanması dileğiyle bir an önce. Bizim adımıza maçın en iyisi Okan, rakipte ise Enis Badri olmuş. En kötü ise Mario Icardi arkadaşlar. Evet, aşk adamı Icardi kötü başladı. 1-0 mağlup olduk Trabzonspor'a. Takım olarak takımın gösterdiği performansı hiç beğenmedim diyeceğim. Ve devam ediyoruz. Böylelikle ligin ilk mağlubiyeti geldi ve basın bunu kaçırır mı? Siz bu mağlubiyeti nasıl yorumluyorsunuz? Yeteri kadar iyi oynamadık ve hak ettiğimiz bir sonucu aldık diyeceğim. Neden sizin suçunuz olduğunu düşünüyorsunuz? Salağa bak ya. Sebepler gayet ortada diyeceğim. Taraftar sizden bu konu hakkında kaçamak olmayan bir cevap duymak isteyecektir. Sorumu yeniliyorum. Neden siz? Oo, bak bu ne ya? Ya yürü git. Bugün takımınızın mağlup olmasına rağmen Raşisa'yı neden yedek kulübesinde beklettiniz? Onu oynatmama nedenlerim kendimde saklı ve şimdilik öyle kalacak. Evet, basın zorluyor arkadaşlar. Evet, 3. haftada Trabzonspor namağlup lider. Ne yazık ki ilk mağlubiyetimizi aldık. 3 maça 6 puandayız. Fenerbahçe 2 maça 6 puanda. Şimdi bu videonun son maçına gideceğiz arkadaşlar. Evet, gerçekten hak etti Trabzonspor. Hücumda çok bireysel anlamda yıkık bir Galatasaray izledik arkadaşlar. Ama moralleri bozmaya gerek yok. İstanbulspor ve Başakşehir maçları bence sezon adına biraz bize umut aşıladı. Trabzonspor zaten çok yüksek perdeden girmiş sezona. Diğer maçlar Fatih Karagümrük 1, Alanya 1, Gaziantep 1, Kayseri 4, Beşiktaş 3, Antalya Spor 0 şeklinde. Beşiktaş'ta 3 maç 7 puanla ikinci sıraya oturdu. Evet, siyah beyazlar da iyi başladı. Abi böyle olsun işte, oyun zor olsun biraz ya. Hakikaten zor olsun oyun ya, bunu istiyoruz. Şimdi Gaziantep karşısında bir Mitsu hamlesi yapabilirim. Biraz Torreira'yı dinlendirebilirim arkadaşlar. Evet, veri merkezi açıldı. Veri merkezi artık kullanabileceğiz. Şu ana kadar baktığımız zaman arkadaşlar 1.63 gol beklentisinden 1.33 gol bulmuşuz. 0.53 gol beklentisi verip 0.33 0.53 gol beklentisi vermişiz. 0.33 yenilen gol. Maç başına da 16 şut atmışız. Bence savunma gayet iyi. Hücumu yükseltmemiz lazım. Yani bu maç başına gol beklentisini 2.20'ye falan çekip maç başına gol sayımızı 2'ye çektik mi çok daha iyi bir Galatasaray izleyeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. İsabetli pas oranımız da gayet iyi. %83 bu arada. Yunus'un durumu hakkında. Yeni sözleşme. Şu anki sözleşmenin kaliteme denk gelmediğini düşünüyorum. Ya vereceğiz abi Yunus. Yunus'u kaybetme şeyini alamayız arkadaşlar. Yunus'u kaybetme riskini alamayız. Maaş da öyle bir 1.2 milyon euro. Daha mantıklı bir teklif diyorum. Daha az. Evet, enteresan. Sözleşme görüşmelerine başla. İlk önce temsilciyle görüşüyorsunuz. Rotasyon oyuncusu tamam. Bunları geçiyoruz. Bunları biliyoruz. Bunları biliyoruz. Geç. Geç. 1.3 milyon euro. 1.15 verelim. İmza parası atalım. 250 bin euro. Bunu kaldır hacı. 1.44 istedi onu kaldırınca.
1.22 1.44 istiyor. Onu kaldırdık ya milli maç. 1.3 tamam 1.3 milyon euro 250 bin euro imza parası. O 5 maç milli maç oynadıktan sonra 1.7 milyon euro istedi. Milli maç oynayabilir 5 maç ne olacak? Evet maçlar devam ediyor ve 5 gün sonra Gaziantep Futbol Club karşısında olacağız arkadaşlar Nefalina'da. Bence 4 maçlık seride 9 puan iyi performans başlangıcı. Gaziantep'i de yenersek arkadaşlar bana kalırsa iyi bir başlangıç yapmış olabiliriz. Trabzonspor maçını bir yol kazası olarak değerlendiriyorum. Gerçekten hazırlık kamplarım çok kötü geçmişti. Hazırlık kampından sonra şu 4 maçta açıkçası çok endişeliydim. Çünkü fikstürde Başakşehir ve Trabzonspor vardı. Yani bence başarılı gidiyoruz şu ana kadar. Sadece Trabzon maçındaki hücum performansı biraz kafamda soru işareti yarattı. Icardi çok kötü başladı. Aslında birazcık da hakkaniyetli davranmak lazım. Ben bu karşılaşmada mesela Icardi hani tamam kötü kazanalım oyuncuyu ama maçı kazanmak daha önemli. Galatasaray daha önemli. Seferovic'le başlayacağım. Evet Fenerbahçe sezonun ilk puan kaybını Konya karşısında yapıyor. 0-0 Giresun 1 Sivas 0 İstanbul 1 Kasımpaşa 0 Ankaragücü 2 Ümraniye 0 Başakşehir 2 Hatay 0. Üst olan maç yok. Karşılıklı gol alan maç çok. Çok enteresan. Evet 3. hafta bitmek üzere arkadaşlar. Tek maç başında bitti hatta. Biz bakalım. Trabzon 3 maç 9 puanla lider. Beşiktaş 3 maç 7 puan. Ankara gücünden iyi bir başlangıç 3 maç 7 puan. Fenerbahçe 3 maç 7 puan. Galatasaray'ımız 3 maç 6 puanda. Ankara gücünün kadrosu iyi bu arada gerçekten. Yani orta sahası özellikle Pedrinho, Taylan Antalyalı ve Tolga Ciğerci bence güzel bir kariyer hikayesi çıkabilir Ankara gücünden. Gözlemci raporları devam ediyor. Onlara sonra bakarız. Transfere odaklanmıyorum arkadaşlar. Haftanın oyuncusu Jeze seçilmiş bu arada. 8.2 performans puanı ile 2 gol atmış. 0.58 gol beklentisinden 2 gol çok iyi bir rakam. 12 kilometre koşmuş. Oha Jeze normalde 12 kilometre koşsa var ya bacağını bırakır sahada. Bacağını ciğerini o kadar koşan bir oyuncu değil abartmışlar. Mustafa Muhammed kiralık raporları Mustafa Muhammed 4 maç 1 golü var Nantes'ta şu ana kadar. Fena değil. Oğulcan hiç haz etmem kendisinden. Hiç geç hiç. Teknik ekip gelen kutusuna gönder diyoruz ve maça geçiyoruz arkadaşlar. Evet videonun son maçına geçmek üzereyiz. Gözlemci raporları devam ediyor. Devre arasında belki hamle yapabilir miyiz? Yok ya aynı takımla ya da devre arasında arkadaşlar bir hani teklif gelirse oyuncularımıza belki değerlendirebiliriz ama. Bir ihtimal değerlendirebiliriz. Şimdi kadrodaki oyuncuları da mutlu etmek adına herkese forma şansı sağlamam lazım. Adalet sağlamam lazım. O yüzden biraz rotasyon yapacağız arkadaşlar. Bu arada Yiğit Demir'de bir sakatlık var. Mesela Mitsu'yu Torreira yerine koyacağım. Oliveira'yı Torreira'nın rol ve görevini vereceğim. Bu karşılaşmada Mitsu ile başlayacağım. Mata ile başlayacağım. Belki bir Yusuf Demir hamlesi bile yapabilirim. Bak Barış Alper Yılmaz da forma istiyor. Herkes forma istiyor. Hatta dediğim olayı yapabilirim arkadaşlar. Dubois'un yerine bu maçta Abdülkerim'i sol bek yapıp Matias Ross'u bile stoperde denemek, onu görmek istiyorum. Antep'te lige kötü başlamış durumda. 18. sıradalar. Biz şu an favoriyiz. Şu an favoriyiz biz. Evet Yunus'la sözleşme imzaladık arkadaşlar. Okan Koçuk 5-7 gün sahalardan uzak kalacak. Bu da bu maçtaki bütün planlarımızı mahvetti. Okan'la başlayacaktık yabancı sınırında avantaj sağlamak adına. Mecburen Muslera'ya döneceğiz. Fernando Muslera ile başlayacağız. Yalnız öteki maçta Adana Demirspor deplasmanı. Bu fikstür nedir ya? Bu fikstür nedir dostlar? Dış güçler, dış mihraklar. Süper Lig'deki koşu mesafelinde de Malquid var Ankara gücünden. Enteresan ya. Haydi bakalım. Evet teknik heyet hakkındaki önerilere uyacağım yalnız. Yani herhangi bir takviye yapmadım görmek adına ama önerilere uymamız lazım. Evet arkadaşlar Gaziantep Futbol Club karşısında ligin 18. sırasında Gaziantep 2 maçta puanı yok. Ama küçümsemeyeceğiz. Kesinlikle küçümsemeyeceğiz. Ben dediğim gibi daha formda Seferovic'le başlayacağım. Hakkını vermek adına. Muslera mecburen kalede olacak arkadaşlar. Şu Matias Ross, Abdülkerim'i sol bek atacağım. Çok büyük risk farkındayım ama denemek istiyorum. Hatta Dubois'u bir de sağ bekte denemek istiyorum. Dubois'u. Mitsö gelsin. Şöyle. Mitsö yapalım. Ve Mata. Ama Mata'yı da şöyle Mata'yı koyacağım ya. Niye koymadım Mata'yı? Mata'yı da şöyle ofansif oyun kurucu hücum yapacağım bu kar. Biraz öne atacağım. Şimdi bu karşılaşmayla başlayacağım. Şöyle yapalım evet. Kerem Yunus mecbur oynayacaklar yabancı sınırından dolayı dostlar. Evet Muslera, Abdülkerim, Ross, Nelson, Sacha Boey, Mitsö, Torreira, Yunus, Mata, Kerem ve Seferovic ilk 11 ile çıkıyoruz. Gaziantep Futbol Kulüp karşısına.
Defanstaki dörtlü de çok rotasyon yaptı kendi aralarında. Mevkilerini değiştirdi. Farkındayım ama bakacağız. Erol Bulut, Güvenç, Kitsiyuh, Ertuğrul, Jinobu Şiit, Toşça, Abdülkerim, Jevtoviç, Markoviç, Aleksandr, Maxim, Sagal ve pek artık 11'de çıkıyor. Haydi bakalım. Kendi evimizde oynuyor olmamın avantajını kullanmamız gerekiyor. Sizlerden galibiyet bekliyorum dedim arkadaşlar. Evet geldi Eren Tektaş. Maç öncesi soyunma odasındaki atmosfer nasıldı? Kadrodaki herkesin kendine güveni tam, mutlu ve futbol oynamaya hazır. Erol Bulut ile aranızda nasıl bir ilişki olduğunu bizimle paylaşabilir misiniz? Ne diyeyim? Onu pek tanımıyorum ama menajer olarak ona saygı duyuyor ve onu daha iyi tanımayı istiyorum. Ha, aramızda şunu diyelim ya. Aramızda bir husumet yok ama kendisiyle herhangi bir arkadaşlık bağı kurduğumu da söyleyemem. Ne Erol Bulut, ne işim var benim abi Erol Bulut'la. Haydi çocuklar, 4 maç 12 puanla girelim sezona en azından. Gaziantep kötü bir durumda. 2 maçta 0 puanı var. Ama dikkat etmek lazım. Maxime özellikle duran toplar ve uzaktan şutlara dikkat etmek lazım. Sagal'ın uzaktan şutları etkilidir. Haydi bakalım. Evet, Nef Arena'da karşılaşma başladı dostlar. Vurduğumuz gol, yediğimiz offside olsun diyoruz. İlk isabetli şut Galatasaray'ımızdan geldi an itibariyle. Dakikalarda 12. Şimdi Juan Mata bir duran top. Mata vurdu Günay. Ulan Günay bizim her maçımızda iyi oynuyorsun. Vallahi her maçımızda Günay şapkadan tavşan çıkarıyor. Mata. Dakika 14 Nef Arena'da. Orta geldi savunma çıkarttı. Rebound burada önemli işte. Bunları toplamamız lazım. Sagal aldı topu. İlk 16-17 dakikalık zaman diliminde yani çok üst düzey bir başlangıç yapamadık arkadaşlar. Rakibe fırsat vermedik. Yine savunma gücümüz fena değil ama net bir gol pozisyonu da bulamadık. Mata'nın frikiği dışında. Biraz takımın kimyasıyla fazla mı oynadık? Onu düşünmüyor değilim açıkçası. Şimdi Nelson, Kerem Aktürkoğlu, Nelson. Ben şunu yapacağım. Orada bir hata yaptık. Kerem'le Yunus'un yerlerini değiştirelim bir kere. Evet. Kerem orada daha etkili. Güzel pas geldi. Sasha Boy gidiyor. Sasha Boy çok kötü vurdu. Çok kötü bir vuruş. Sasha Boy dışarıya vurdu. 22. dakikada Nef Arena'da golü bulamadık. Gaziantep Futbol Club karşısında. Evet şutlarımız, baskımız var ama golü bulamadık ilk yarım saatlik dilimde. Şimdi Sagal, Yevtoviç. Basın dostlar. Jinobu'yu kaleciye oynattırmaya çalışalım ekseriyetle. Şimdi Sagal'ın önüne iyi top geldi. Ceza sahasında Pekat dikkat edilmesi gereken bir isim. Maxim dikkat, çok dikkat, çok dikkat. 1-0. Kalemize gelen ilk şut gol oldu. Yani Muslera da yani sevdiğimiz Janti bir abimiz ama Trabzon maçında Bardi'den yediği gol. Bu gol. No comment. 1-0. Evet dakikalar 35. Baskımızı arttırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yediğimiz şok golün üstümüzden atmaya çalışıyoruz. Şimdi soyunma odasına gideceğiz ve gerekli müdahaleleri yapacağız. Ama iyi bir ilk yarı değil. 8 şut isabet 0.86 xG'den gol bulamadık. 0.23 xG'si var Gaziantep'in. 2 isabetli şut ve Aleksandr Maxim golü. En iyimiz Sasha Boy bu arada. Ama şöyle bir taktiğe gidelim. Soyunma odasına gidelim. Yumruğu sıkalım. Taraftarlarımızı gösteriyoruz. Bizden galibiyet bekliyorlar. Onların yüzünü kara çıkarmayalım diyeceğiz. Ve gelelim arkadaşlar buraya. Kerem çok kötü. Icardi gel oğlum. Icardi senceyiz. Abdülkerim solda olmadı. Yanlış yaptık. Dubois, Matias Ross yapalım. Biz biraz bozduk takımı. Olan takımı biz bozduk arkadaşlar biraz. Mata yerine de Mertens'i koyacağız. Artık tempoyu yükseltip sağ bek, sol bek ileri atalım biraz. İç sahada oynuyoruz. Birazcık daha dara atacağız oyunu. Risk alıyoruz. Ama kazanmamız gereken bir karşılaşma. Hadi bakalım. Dakikalar 48. Şimdi Günay. Uzun top. Savunma arkasına doğru. Orada Victor Nelson. Olmadı. Gomis var mı yedeklerde? Bakmadım ama 4-4-2'ye de dönebiliriz. Torreira'dan Kerem Aktürkoğlu. Yine Kerem'le yani Yusuf'la Raşit'i yabancı sınırlamasından dolayı kullanamıyoruz. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus'a katlanacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi sol tarafta Kerem Aktürkoğlu'nun koşu onunla. Hadi oğlum. Torreira, Mertens,
Mertens direkten döndü. Mertens iyi geldik. İyi bir fırsat yakaladık ama top üst direkten döndü. Artık şuradan da hücum ağırlıklıya da geçiyoruz. Şimdi Nelson, Torreira, Sasha Boy, Yunus Akgün alamadı ama rebound dönen top Sasha Boy'da. Dribbling bekliyoruz senden. Şimdi Nelson sol tarafa attı. Dubois indirdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem geçmedi top. Torreira, Mertens, Mitsu. Oliveira'yı niye oynatmadık bu maçta ya? Şimdi Sasha Boy ceza sahası penaltı. İçeride gördüm hakem. İçeride adamı ya. Uzuvu içeride lan. En azından bir uzuvu. Herhangi bir uzuvu içeride. 57. Dışarıda verecek ya. Ben içeride diyorum ama. Ah püüü. Vermedi. Top çizginin üstünde ya. Nasıl penaltı değil hakem? Nelson dışarıya, dışarıya. Evet arkadaşlar, dakikalar 61'e geldi. Yani var pozisyonlar bulmaya başladık ama öyle yine çok deli bir baskı yok. Yani Kerem falan çok kötü. Vallahi. Hani Okan'ı alacağım. Kaleye sakat Okan'ı koyacağım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Ve Yusuf Demir'i alacağım. Yusuf Demir, Kerem yapacağım. Şöyle yapalım. Icardi'yi gizli forvet hücuma atalım artık. Bunların ikisine kanat forvet yapalım. Kanat forvet hücum. Riskleri aldık. Ama bireysel performanslarda biraz kötüyüz. Sadece iki isabet düştü var Gaziantep'in ve tek golü var. Biz bugün hücum olarak Trabzon maçından sonra bu maçta üretemedik. Oysa çok iyi başlamıştık sezonun İstanbulspor ve Başakşehir maçlarının hücum performansımız gerçekten iyiydi. Şimdi Dubois çıkarttı. Mertens al onu. Ay ay. Abi o nasıl gol yemek ya? 2-0 inanılır gibi değil. Üç şut, iki gol. İki gol de kalecilerimize yazar. Evet arkadaşlar, sıkıntı var. Kontrupiye de kalmış. Vallahi biz de kaşındık. Aşırı hücum ağırlıklıya falan geçeceğim ama artık daha direkt oynayacağız. Ama iş işten geçti gençler. İş işten geçti. ...0.31 XG'den 2 gol yemeyi başardık. Evet hücumda iyi değildik, bunu kabul ediyorum ama 2-0'lık bir maçta değil yani. Oyunun karşılığı tabeladaki skor değil en azından. Öyle diyeyim ben size. Evet gördüğünüz gibi bakın, bu aslında çok güzel bir detay oldu. Bu maç bize derslik oldu. Oyun disiplininden kopup komple hücuma falan geçince takım çok daha iyi pozisyon falan bulmadı. Hatta hücum gücümüz daha çok düşüp rakip gol pozisyonları bulmaya başladı arkadaşlar. Demek ki o dengeyi iyi sağlamak lazım. Yani aşırı ağır hücumlu geçince gol bulacaksınız diye bir şey kaidenin olmadığını görüyoruz işte. Güzel bir detay. Ah be Icardi be. 6 pasta kaçırdı. 6 pasta Icardi kaçırdı. Dakika 90+3. Şok bir skor. Yani Trabzon maçı tamam. Ama şu maç şok bir skor arkadaşlar. Kabul ediyorum. O nasıl bir kafa vuruşu. Ne güzel olmuş. Estetik olmuş. Oğlum bassanız adama. Üç maç 6 puanda kaldık. Ciddi sorun. İyi başlayamadık. İlk iki maç çok umut verici. Trabzon maçını dediğim gibi yol kazası olarak değerlendirmek istedik ama buna ne diyeceğimi bilemiyorum arkadaşlar. Takımın kimyasıyla çok oynadım maça başlarken. Güvendim takıma çünkü. Hata ettik. Ve şok bir mağlubiyet. Kendi sahamızda Gaziantepspor'a 2-0'la yeniliyoruz. Performanslar yine yerlerde görüyorsunuz. 6-7'ler, 6-4'ler, 6-5'ler, 6-3'ler. Havada uçuşuyor. Icardi 6-2.
13 yıl 4 isabet 1.49 gol beklentisi iç sahada berbat bir performans ama daha da kötüsü 1.50 gol beklentisinden gol bulamamak. 5 yıl 4 isabet 0.66 gol beklentisinde ise 2 gol gördük. Bence 2 gol de kalecimizin hatası. Denecek bir şey yok. Takımımızın en iyisi Sasha Boy 6.9 o da. Cinobocci maçın en iyisi 7.7 performans puanıyla. Bakacağız, gerekli hamleleri yapacağız arkadaşlar. Siz bana güvenin. Ama kötü oldu. Şimdi basın gelecek zaten. Evet, biraz sinirleneceğiz. Eller cepte. Rezil bir oyun, rezil bir rezalet bir oyun, rezil bir sonuç diyeceğim arkadaşlar. Hakikaten öyleydi. Hakikaten öyleydi. Sanıyoruz unutmak isteyeceğiniz bir gün Gökhan. Taraftarlardan özür dilerim diyeceğim. Öylesine moral bozucu bir sonucun bundan sonraki planlarınız nasıl bir etkisi olacak? Zaman geçtikçe daha iyi olacağımızı düşünüyorum diyeceğim arkadaşlar. Evet, kötü oldu. Dördüncü haftanın açılış maçında kaybetmemiz çok kötü oldu hakikaten. İki maçta da gol atamıyoruz. Bu daha kötü. İki maçta da gol atamıyoruz. Şu şimdi diğer maçların sonuçlarına bakalım. Dördüncü hafta genel puan tablosuna bakalım. Ondan sonra bu videoya son vereceğiz arkadaşlar. Evet, çalkantılı başladık. 2-2 maç, iyi oyun, iyi skor, güçlü savunma. Trabzon deplasmanı bir tokat. Gaziantep maçında ise nakavtı gördük. Yumruğu yedik, nakavtı olduk ama düştüğümüz gibi kalkmasını biliriz. Siz bana güvenin gençler. No problem diyelim. Toparlarız, toparlayacağız. 2-2 maçtaki o oyun gücü bana umut verdi. Üstüne ufak dokunuşlar yaparak takımı iyi bir seviyeye getireceğimize inanıyorum. Ama bireysel performansları biraz toparlamamız lazım. Özellikle kalede çok ciddi sıkıntımız var. Yani Trabzon maçında Bale'den yediği gol, Muslera'nın bu maçta yediği gol biraz sıkıntı. Biraz sıkıntı gençler. Ciddi sıkıntı. Evet, diğer maçlar da oynanıyor. Bir bakalım, bu arada Adana Demirspor deplasmandayken 5 oyuncu neden milli takımda ya? Kim gidiyor milli takıma? Yani şu Dünya Kupası arasına kadar ilk 3'te, ilk 4'te kalmamız lazım. Zaten kovulabiliriz. Çok basit kovuyorlarmış. Öyle bir şey duydum ben. Ne kadar gerçek bilmiyorum. Direkt kovulabiliriz. O risk de var. Üzüldüm. Ama güzel. Zoru severiz arkadaşlar. Zor olsun. Evet, Trabzon kazanmaya devam ediyor. Alanya 1, Giresun 0, Kayseri 3, Adana Demirspor 1, Hatay 1, Trabzon 3, 2, Gmabin 1, Yusuf Yazıcı 4 maç, 10 averaj, 12 puan. Müthiş bir baş yani. Harika bir başlangıç. Yani hem gol atıyorlar hem savunmaları güçlü. 4 maçta 10 averaj, maç başı 2,5 averaj demek. Bu çok ciddi bir rakam arkadaşlar. Hakikaten çok ciddi bir rakam. Bakalım. Güzel. Böyle zor, dişe diş, kana kan bir mücadele olsun. Her sene şampiyon olacağımız diye bir kaydı yok zaten arkadaşlar. Olmayalım zaten. Yapay zeka ne kadar kuvvetli olursa o kadar iyi. Haftanın oyuncusu Gmabin olmuş. 8,4 performans puanı. Dikine kilit pas 7 tane atmış arkadaşlar. 9,5 kilometre koşmuş. Yani demek ki çok koşmak önemli değil. Gmabin bunu göstermiş. 15-12 kilometre koşmamış. Verimli koşmak önemli. Bu istatistikte bunu... Ya güzel nüanslar var. Veriler anlamında reel hayata böyle entegre edebileceğimiz gerçekten güzel veriler var. Ben çok güzel bir kariyer hikayesi geçireceğimizi düşünüyorum açıkçası. Sen bunu izlemeniz için falan demiyorum ha. Yani yanlış anlamayın. Hakikaten tatmin etti beni. Şu videodan tatmin duygusuyla ayrılıyorum. Yani mesela yarın oynamak için can atacağım. Onu diyeyim ben size. Ya belli bir noktadan sonra mesela Futbol Manager 2022'de lig maçlarını oynamak istemiyordum ben. Evet, Antalya 2, Karagümrük 2, Sivas 0, Ankaragücü 3, Kasımpaşa 0, Başakşehir 1, Ümraniye 1, İstanbulspor 1, Konya 0, Beşiktaş da kazanıyor. 3-0'la Konya deplasmanında, zorlu Konya deplasmanından Beşiktaş'ın çıkması da inanılmaz. Gezal 9,2 performans puanıyla oynamış arkadaşlar. 13 kilometre koşmuş. Ulan Gezal gerçek hayatta 13 kilometre koşsa var ya 3 hafta maça çıkamaz. Gezal neden? Koşturmayacaksın zaten. Gerek yok Gezal tarzı oyuncuların koşmaya. Transfer hiç girmiyorum. Transfer bataklığına girersek çıkamayız. Takıma konsantre olmaya bir yandan düşünüyorum kafamda. Nerede hata yapıyoruz? Neyi toparlamaya çalışıyoruz? Neyi toparlamalıyız? Evet, Adana Demirspor karşılaşmasına oynamayacağım arkadaşlar. Fenerbahçe haftayı bay geçen takımlardan biri herhalde. Onun maçını bekledim ama o karşılaşmayı oynamayacağız, bitireceğiz. Bu arada milli takımda Ross yok, Yunus Akgün yok, Yusuf Demir yok, Barış Alper yok. Bu karşılaşmalarda oynayamayacaklar.
Evet, şöyle fikstüre bir bakalım ve Woody'yi sonlandıralım. İlk iki maç oyun gücü anlamında ve skor anlamında çok güzeldi, umut verdi. İstanbulspor deplasmanı 1-0 ki daha fazla olabilirdi. Başakşehir'i 3-0'la geçtik. Trabzon deplasmanı çok güçlü bir Trabzonspor. Çok formda bir takım. O maça bir şey diyemiyorum. 1-0 mağlup olduk. Oyuna da alışmaya çalışıyoruz ama Gaziantep maçı bizim için tam bir şok oldu arkadaşlar. Kendi sahamızda. İki tane kaleci hatası golü. Hücumda varlık gösteremeyen bir Galatasaray. Ve 3 maçta, 4 maçta 6 puanda kaldık. Toparlamaya çalışacağız. Toparlayacağız. Siz de bana güvenin. Yani artık geçmiş kariyerlerde hep diyordum, kötü zamanlarda bana güvenin diyorduk. Bir şekilde toparlamayı da başarırız. Şimdi önümüzdeki videoda neler yapacağız arkadaşlar? Adana Demirspor deplasmanı zor deplasman. Kayseri'yi ağırlayacağız. Hatay deplasmanı Kasımpaşa maçı var. Yani bu 3 maçtan minimum şöyle bir 10 puan çıkartmamız lazım zirvede kalabilmek için, en azından Dünya Kupası arasına kadar. Gerçekten çok önemli olacak. Yani Konyaspor maçından sonra giriyor Dünya Kupası. Oraya kadar ligde ilk 4'te kalmamız şart oldu, şart. Evet, lig puan tablosuna baktığımızda müthiş bir Trabzonspor başlangıcı. 4 maç 12 puan, Beşiktaş 4 maç 10 puan, Ankaragücü 4 maç 10 puan, Başakşehir 4 maç 9 puan, Fenerbahçe bay geçiyor haftaya 3 maç 7 puan. Herhalde bay geçti, öyle düşünüyorum. 3 maç 7 puanda, bir maçı eksik Fenerbahçe'nin. Üstümüzde Galatasaray'ımız 4 maçta 6 puanla ne yazık ki 6. sırada kaldı dostlar. Evet, bitiriyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben çok eğlendim. Çok güzel bir kariyer hikayesi bize bekliyor. Bence çok güzel challenge'lar çıkartacağız Football Manager 2023'te. Yapay zekanın zorlanması çok daha iyi olmuş. Zorlukları aşacak gücümüz, irademiz de var. Allah'a şükürler olsun. O yüzden hiç merak etmeyin. Güzel günler göreceğiz çocuklar. İyi, neydi o laf? Motorları maviliklere süreceğiz. İyi gün, güzel günler göreceğiz diyorum. Size bunun sözünü veriyorum. Olursak rezillik zaten. Evet, şimdilik hoşça kalın diyorum ve Football Manager 2023'te kalın diyorum.